Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünün konusu 3. jenerasyon çamaşır makinesi. Yapım sırasında çok video çekmediğim ama finalde size özelliklerini anlatmak istediğim bir makine. Bundan önce 2 tane çamaşır makinesi yapmıştık oyuncak. Bu üçüncüsü. Bundaki farklılıklar nedir? Ona bakalım. Öncelikle çamaşır makinesinin arka kazanı tamamen tasarım olarak değişti. 2 tane rulmanı var. Ki gerçek çamaşır makinesi de bu şekildedir. Onun dışında bir tane kasnağı var. Kasnağın formu çoğu çamaşır makinesinde olduğu gibi kazanın formunu takip eden konik bir yapıda. Onun dışında bir boşaltma pompası geldi. Normalde bunu gerçek bir pompa olarak kullanmıştım ama su sızdırmasını bir türlü önleyemediğim için onun yerine sadece onu sembolize eden bir tasarım yaparak onu basıp koydum. Boşaltma hortumu. Şöyle iç kısmına bakacak olursak bir tane yine boşaltma körüklü hortumu var. Pompayı besleyen. 2 tane rölemiz var. Elektronik tasarımdan bahsedecek olursak. Diğer bütün makinelerde kullandığım Arduino Uno yerine bu sefer Arduino Nano kullandım. Hem daha az yer kaplıyor hem de aslında biraz daha elverişli bu oyuncak için. Bir öncekilerinde de bunları kullansam aslında daha faydalı olacaktı. Onun dışında her zaman kullandığım motor tipi. Bu PlayStation kollarındaki titreşim motorlarından. Üst beton tasarımı değişmedi. Tambur tasarımı değişti. Ona bakalım. Tambur bu kez delikli. Karıştırıcılar tasarım olarak değişti. Biraz daha estetik oldu. Şöyle bak göstereyim bir de. Hızı buradan nottan ayarlayabiliyoruz. Burada potansiyometremiz var. Kabloların çoğu gizli. Bu şekilde. Açma kapama tuşumuz var. Bu motora gelen gücü kesiyor. Motora gelen gücü ayrıca buradan da kesebiliyoruz. İsterseniz bir çalıştıralım, bir görelim. Şimdi tek adaptörden besleme konusunda henüz çalışmadığım için güç kaynağından motoru besleyeceğim. Kartımızı da USB ile besleyeceğiz. Zaten ekrana direkt olarak logomuz geliyor. Aynı zamanda size bahsetmediğim tambur içerisinde bir aydınlatma sistemi var. Şuradaki boşaltma körüğünün içerisinden bir led lamba geçiyor. Ve kart üzerinden 3.3 volttan besleniyor. Arduino çalışır çalışmaz tamburun içerisini aydınlatıyor. Şu şekilde görünebilir. Biraz voltajı yükseltelim. ...5 saniye sola, 1 saniye durma, 5 saniye sağa şeklinde bir demo yazılımı atmıştım ama... ...biliyorsunuz bunu istediğimiz şekilde oynayabiliyoruz. Arduino kodları elimizde mevcut. Bunu buradan arttırdığım zaman... ...hız değişiyor, aynı zamanda bu parlaklık değişiyor. İsterseniz içerisine bir... ...çamaşır atalım, öyle bakalım. Mesela... ...motor çalışırken... Buradan elektriği kesebiliyorum. Ama yazılım devam ediyor çalışmaya. Bunu aynı zamanda buradan da yapabiliyorum. Oyuncak çamaşırımızı atalım. Şu an cam olmadığı için çamaşır dışarı çıkıyor. Reset atalım.
Evinizde çamaşır makinesinin çok gürültülü çalıştığını düşünüyorsanız, onun sebeplerinden bir tanesi çamaşırın aynı burada olduğu şekilde bir yere topaklanmasıdır. Makine onu bir sıkmaya çalışır. Eğer sıkamadığını düşünüyorsa, yani onu tabii ki algoritma olarak hesaplıyor, o zaman durarak bir daha dağıtmaya çalışır. Şu anda yüksek voltaj geldiği zaman ekranda bir tuhaflıklar oluyor. Onu çözmeye çalışıyorum aynı zamanda. Onun dışında aslında tamamen bitmiş sayılır. Tambur içerisini aydınlatmam da karanlıkta hoş bir görüntü katıyor. Bazen tambur ağır olduğu için motorun gücü ilk kalkış için yeterli olmuyor. Mesela durdurup çamaşırın yerini değiştirelim. Titreşim biraz daha azaldı. Yapım videosu paylaşamıyorum ama bir önceki paylaştığım videodan montaj açısından, üretim açısından pek bir farkı yok. Sadece arka kazanın geometrisini daha gerçekçi yaptım. Bir pompa tahliye hortumu eklemiş olduk, bir körük eklemiş olduk. Onun dışında hemen hemen bir önceki makineye benzer ama daha realistik bir görüntüsü var diye düşünüyorum ben. O yüzden şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki makine projemizde veya başka bir projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.